Dün gece bana Twitter'dan birisi ulaştı. İşi gücü elinde, eli yüzü düzgün, 37 yaşında basın mensubu bir arkadaşınız. Benden hikayesini analiz etmemi ve yayınlamamı istedi. Belki genç kardeşlerimiz hatalarımdan ders alır diye de ekledi. Hazırsanız hikayeye başlayalım. Değerli dostlar, selamlar. 37 yaşında yetişkin bir birey olarak yaklaşık 3 yıl süren ve 9 ay önce biten ilişkimde yaptığım büyük hataları, kırmızı hapın nasıl mavi hayallerim için kullandığımı, sonunda nasıl ilişkinin patladığını ve son ayrılık sonrası takındığını tavrı sizlere anlatacağım. Bu hikayeden verilecek cevaplar ve değerlendirmelere göre hepimizin farklı dersler çıkaracağına inananlardan. Arkadaş burada bizim camiada Borhap olarak bahsettiğimiz kavramı anlatıyor. Borhap'ın ne olduğunu anlayabilmek için aklınıza Matrix'in filminde kahramanlarımıza ihanet eden Cypher adlı karakter gelsin. Cypher gerçeği bilmesine rağmen kendi hür iradesiyle tekrar Matrix'in fişine takılmak istiyordu. Kırmızı ve maviyi karıştırdığınızda elde ettiğiniz renk mor. Ve kırmızı haptan öğrendiklerinizi mavi hap ideallerini elde etmek için kullanmakta da mor hap oluyor. Öncelikle yaptığın büyük hataları sıralamak istiyorum. Bunları zaten detaylarda da çok rahat anlayacaksınız. Birinci büyük hatam aynı iş yerinde ilişki yaşamak oldu. Bu hataların belki de en büyüğüydü. Siz siz olun, profesyonel iş yaşamanızda Aynı yerde olduğunuz bir kadınla değil ilişki, gecelik dahi düşünmekten mümkün olduğunca uzak durun. Bunun bedeli ağır bir şekilde ödenir. Böyle bir durum hem kariyerinize hem de psikolojinize zarar verecektir. Ayrıca ayrılık halinde her gün birbirinizi gördüğünüz için unutma süreniz artacaktır. Evet, aynı iş yerinde çalıştığınız kadınlarla birlikte olmanız hatadır. Neden? Çünkü bu aslında opsiyonsuzluğunuzun ve tercih edilmemenin bir sonucu. Kadınlar konusunda ofisyonları olan ve tercih edilen bir erkek olsanız ve bolluk mentalitesini benimsemişseniz dışarıda onlarca kadın dururken gidip iş yerinizdeki ve sizi risk altına alacak olan bir kadınla birlikte olmak istemezsiniz. Aynı iş yerindeki kadınlarla birlikte olan adamlar da bunu bu yüzden yapıyorlar çünkü dışarıda yüzlerine bakan kadın olmuyor. Ya da olsa da bunlar görmüyor çünkü bolluk mentalitesindeler. İkinci büyük hatam ise eski kız arkadaşımın benden önce 8 yıllık ilişkisinin olmasıydı. Bunu asla göz ardı etmeyin. 8 yıl uzun bir süre. Yani neredeyse çocuk yaşta başlayan ve olgunluğa kadar süre gelen bir ilişki. Bunun sonucunda kadının alfa dol olması çok büyük bir ihtimal. Bu tarz kadınlar sizi eski sevgilisiyle kıyaslayabilir. Farklı patenler geliştirebilir, sizi liman olarak kullanabilir, saf aşıksanız rebound ilişkiye çekebilir. Geçmişte yaşadığı travmaları size yeniden yansıtabilir, yani çok da sağlıklı bir ilişki kuramayabilirsiniz. Evet bunlar da doğru. Ama zaten erkeğin ilişki odaklı olmayıp tabak çevirmesi ve ondan ilişki isteyen kadının kendisini ona kanıtlayabilmesi için ona zaman ve fırsat sunması bu tarz sorunları başlamadan çözüyor. Üçüncü hatam ise bu da küçümsenmeyecek kadar önemli. Üç yıllık ilişkide iki kez ayrılık yaşadık. Yani ilişki ister istemez toksik bir hale geldi. İlk ayrılık iki ay, ikincisi ise dört ay sürdü. Ama burada normal olmayan durum İkinci ayrılıkta resimde başka bir adam vardı. Sizden ayrılıp başka bir adama giden kadını asla ama asla kabul etmeyin. Ben ettim. Of. Evet burada büyük sıçmışsın. Sizden ayrılıp başka bir erkeğe giden kadının sonsuza dek bitmesi gerekir. Düşük rütbeden bile kabul etmemeniz lazım. Sikinizin bir onuru olsun baylar. Şimdi size kız arkadaşımı nasıl tavladığımı kısa bir özetle anlatacağım. Yani kırmızı hapı nasıl mavi hap hayallerim için kullandığımı, sunni bir başarıya nasıl ulaştığımı belirteceğim. Buna sanırım mor haplı diyorlar. Evet. Ben iş yerimde 12 yıldır çalışırken eski kız arkadaşımın geçmişi 5 yıllık. İlk işe başladığında 8 yıllık ilişkisi yeni bitmişti. İlk aylar sadece selamlaşma ve hal hatır sormayla geçen bir dönem yaşadık. Ardından doğal olarak iletişim, onunla birlikte de samimiyet arttı. Selamlaşma yerine öğlen kahvelerine, Ardından akşam buluşmalarını bıraktı. Ancak hiçbir şekilde cinsellik olmadı. Aylar geçtikçe benim iyi çocuk hallerim iyice su üstüne çıktı. Bu büyük bir hata işte. Erkek adamın cinsel ilişkisi olmadığı bir kızın arkasından aylarca böyle koşmaması lazım. Bu çok büyük bir acizlik ve cinsel disiplinsizlik sinyali. Cinsel disiplinle ilgili bir önceki videolarımdan birinde konuşmuştum. Linki aşağıya bırakırım. Seks için asla beklemeyin. Çünkü buna hiçbir zaman ve hiçbir koşulda değmeyecektir. Thomas Sen'in de verilen kurallarından birisi de budur zaten. Bir kadınla tanıştığınızda birkaç date içerisinde kadının sizinle yatmak isteyip istemediği bellidir. Eğer olmuyorsa zorlamayın. Bir sonrakine geçin. Zorladıkça her şey daha kötü olur. Kadın cinsel disiplininizin olmadığını ve seks ile peşinizden koştuğunuzu anlar, size saygısı kalmaz. Yapmayın. Bir akşam yine buluştuk. Ben en ergen şekilde kendisine açıldım. Şu an buna gülsem de bunu yaptım. Elbette gelen cevap, sen çok iyi birisin, ben seni gerçekten seviyorum. Ancak arkadaş kalmamız çok daha güzel olacak şeklinde oldu. Ancak o gece kırmızı aktan bir haber olsam da, hiçbir düzen olarak kendisiyle arkadaş kalamayacağımı, bunun çok samimiyetsiz olacağını ve bu şekilde iletişimi sürdüremeyeceğimi söyledim. Mecazi anlamda masadan kalktım ve bu dediklerimi yaptım. Reddedildikten sonra gerende ofiste durmadım. Dışarıdan çalıştım. Olabildiğince uzak kalmam gerektiğine inandım. Bir süre sonra ise 21 gün hakkı olan yıllık izine çıktım. Neden reddedildiğimi araştırırken tesadüfi bir şekilde kırmızı adlı tanıştım. Bir kıza asla açılmayın baylar. Açılmak çaresizlik göstergesidir. Erkeğin kendisine dair hiçbir özgüveni olmadığı ve kızın kendisinin liginde olmadığına ikna olduğu için son çare olarak kızı açık iletişim kurmaya zorladığı bir durumdur. Bir kadınla flört oyununa başladığınızda objektiviniz basittir. Seks. Bu bir çiftleşme dansıdır. Ve nasıl ki erkek danslarda dominant ve liderlik eden bir pozisyondaysa, sizin de çiftleşme dansında kadını fiziksel ve cinsel cinselliğe yönlendiren taraf olmanız gerekir. Bunu sapıklık gibi adlandıracak olanlar olabilir. Genellikle kadın cinsiyetinden bu tarz elemanlar çıkıyor. Fakat bunun olmadığı durumlar bunun olduğu durumlardan çok daha kötü. Bu olmazsa kadın erkeğe erkek olarak saygı duymuyor. Olmazsanız bu şekilde bu rolü kadına verirsiniz. O da bunu asla yapmaz. Ama neyse ki sen içgüdüsel olarak bu aşamada bir şeylerin yanlış olduğunu anlamışsın ve reddedildikten sonra yaptıkların doğru. Kırmızı makalelerini okudukça farklı kavramlarla karşılaştım. Özellikle friendzone ve buradan nasıl çıkılması gerektiğine dair birçok yazı buldum. Korku oyunu ve rekabeti tetikleme şeklinde makaleler ve hikayelerle tanıştım. İşte o anda tek bir kıza ulaşmaya, vanaytisime kavuşmaya, ve kırmızı hapı mavi hayallerim için kullanmaya karar verdim. Bu süre zarfında hiç kendisiyle iletişime geçmedim. Sosyal medyadan takipleşsek de gönderilerine bakmadım ve peşinden koşmadım. Ardından o dönem bana çok cazip gelen planımı kurdum. Eski kız arkadaşımın çok samimi olmasa da çevresinde bulunan ve sosyal medyadan takipleştiği bir kız arkadaşını ayarlamaya karar verdim. Amacım o anki aklımla korku oyunu yapmaktı. Ve kıza sosyal medyadan ulaştım, iletişime geçtim bu kızla bulaşabilmek için tesadüfler yap yarattım. Nitekim başarılı oldum. Birkaç buluşmanın ardından cinsellik geldi. Artık çevresindeki bir kızla takılıyordum. Zaten uzun sürmedi. Bu eylemim eski kız arkadaşımın kulağına gitti. Bu aşamada eski kız arkadaşın değil tabii ki, e, açıldığın, seni reddeden ve eksilmen gereken bir kız. Aslında burada yaptığı şey çok işlevli bir hamle. Ama bu arkadaş bunu o kıza ulaşmak ve en nihayetinde onunla bir ilişkide olmak için yapıyor ki bu çok yanlış. Burada cinsel oyunun alabileceğiniz bütün poat taktiklerinden e, cinsel oyun değil içsel oyun. Burada içsel oyununuzun alabileceğiniz bütün pua taktiklerinden daha önemli olduğunun bir örneğini görüyoruz. Bize sosyal medya mecralarından istedikleri kızı tavlayabilmek için taktik soran arkadaşlar başlarına gelebilecek en kötü şeyin o kızın o kızı gerçekten tavlamayı başarmak olduğunu bilmiyor. Bu arkadaşımızın hikayesi size bunun sebebini açıklayacaktır muhtemelen. Beni reddettiği geceden sonra benimle hiç iletişime geçmeyen hatun birden mesajlar atmaya başladı. Öğlen yemek yiyelimler, kahve içmeye gidelimler ya da akşam dışarıya çıkalımlar. Gördünüz mü bir kadının arzusu olduğu zaman işleri sizin için kolaylaştıracaktır. Hepsini kibarca reddettim. Zaten bir süre sonra kendisi de benimle iletişime geçmekten vazgeçti. Derken takıldığım kızla ise kendi sosyal medyamda fazla abartmadan paylaşımlarda bulunmaya başladım. Eski kız arkadaşım ise attığım hikayelere sürekli bakıyordu. Ofise geldiğimde beni kıskandığını ve şaşkın bir hale geldiğini hissediyordum. Korku oyunum başarılı oluyordu. Ardından eski kız arkadaşımdan yeniden buluşmak istediğine dair mesajlar alıyordum. İlk mesajların hepsini bir kez daha kibarca reddettim. Son mesajına ise olumlu yanıt verdim. Buluştuğumuz gün sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket ettim. Enerji dolu, mutlu ve pozitif hallerimle karşısına oturdu. Pazar günü bana kahvaltı hazırlayacağını söyledi teklifini kabul ettim. Aslında davranışlarım bir taklitti. Ben sadece onu istiyordum. Evet. Biraz makyavelizm ile süslenmiş bir oyunun ne kadar başarılı olabileceğini görüyorsunuz şu an. Ama asıl problem burada arkadaşın da söylediği gibi tüm bunların sadece bir taktik olması. Burada arkadaş rol yapıyor. Olmadı birisi gibi davranıyor. Ve istediği şeyi elde ettiği an eski arzulanmayan ve iticallerine geri dönecek muhtemelen. Yani bu yüzden Kırmızı Hap'ta sizi oyunu taktikler ve manipülasyonlarla olmadığınız birisi gibi davranmanız şeklinde değil, oyunun kendisi olmanız şeklinde öğretiyoruz. Oturduğumuz anlarda takıldığım kız beni aradı. Eski kız arkadaşım telefonumdaki aramayı gördü ve yanında çat diye aramaya cevap, aramaya cevap verdi. Efendim hayatım dedim. Telefondaki hatun benimle pazar günü için bir plan yapmıştı ve ben de bunu kabul ettim. Eski kız arkadaşıma dönerek senin planladığın kahvaltıyı başka zaman yapalım dedim. İşte o anda yüzünün aldığı ifadeyi görmeliydiniz. Birden çınlaştı. Yaşadığı reddedilmenin verdiği şokla bana laflar sokmaya başladı. Hatta yanındaki şat bardağında bulunan suyu yüzüme attı. Adeta zevkimden dört kişi oluyordum. Verdiğim cevapsa hareketlerin normal mi? Biz, biz arkadaş sanıyordun. Hatta ben senin büyüğünüm. insan abisine böyle davranır mı? Oldu. İkinci bir şok dalgası geçirmiştim. Sunni oyunum riskli de olsa mükemmel işliyordu. Burada biraz bokunu çıkarmışsın. Seni reddettiği için intikam alıyorsun. Bir nevi kuyruk acısı gösteriyorsun. Bu feminen bir şey. Ardından kısa zaman sonra eski kız arkadaşımdan yine mesajlar almaya başladım. Buluşmak istiyordu. Kabul ettim ama bu kez dışarıda değil evimde. Akşam evde vakit geçireceğimi, isterse gelebileceğini söyledim. Geldi. Evimde gözlerindeki hırsı görebiliyordum. Rekabete girmek onu iyice kamçılamıştı. Sürekli laflar sokmaya başladığı sürede dudaklarına yapıştı. Deni önceleri arkadaşı olarak gören kızla sabaha kadar <laughs> her çeşit pozisyonda uyumadık. Ve ilişki aslında başlamış oldu. Kırmızı hap ve mavi hayallerim için kul kullanmam çok başarılı olmuştu. Ancak ilişki sırasında kırmızı hapı içselleştiremediğim için eski halime birçok kez döndüm. Bunu siz yapmayın derim. Ama friendzone denilen kavramdan da başarıyla çıktım. Hırçın kız seksi güzel bir gece geçirdiğine eminim. Ama çerçeveyi rekabetle başlattın, kızdan intikam aldın, şimdi o da sana aynısını yapmak isteyecek. İlişkinin ilk 11-12 ayı gayet keyifli gidiyordu. Ancak iş yeri ilişkisinin bir faciaya neden olabileceğini hesaba katmamıştım. Çalıştığımız yerde işten çıkarımlarla ilgili dedikodular yayıldı. Biz çok fazla ilişkiyi iş yerine yansıtmasak da herkes bunu anlıyor ve biliyordu. Personel çıkarma söylentilerinin ardından ofiste çalışan diğer kadınları korku saldı. Kız arkadaşımın üstüne oynamaya başladılar. Benim onu koruduğumu karşılığında karşılığındaysa kendisinin bana bedenini verdiğini dile getirmeye çalıştılar. Bu kısa sürede binaya yayıldı. Yaşadığımız baskı, stres ve söylentiler bizi yıpratmaya başladı. İlişkimizi tamamen gizleme kararı aldık. Aynı iş yerinde değil iletişime geçmek, selamlaşmıyorduk bile. Bunu yapmak zorunda hissettik. Aslında bu da doğru değildi. Kadın ağırlıklı sektörlerde çalışmak işte bu yüzden sıkıntılı. Jordan Peterson'ın bir lafı vardı. Toksik maskülenite kendisini kontrolsüz fiziksel şiddetle, toksik feminenite ise kendisini itibar suikastiyle gösterir. Gerçi ben toksik feminenite ya da maskülenite diye bir şey olduğuna inanmıyorum ama konuyla manidar geldi. Derken kadınlardan biri bir öğlen arası yanına geldi. Kendisiyle samimiydik. Geçmiş dönemlerde hep şakalaşır, samimi sohbetler ederdik. Üstelik bu ablamız evliydi. Sohbet arasında benimle kız arkadaşımın ilişkisini sordu. Verdiğim cevap, sadece birkaç kez görüştük, şimdi bir şey yok, oldu. Bu sadece eski kız arkadaşımı koruyabilmek amaçlıydı. Ancak bu fesat kadın bu cevabımı, sadece şaktım geçtim, başka bir şey olmadı diye manipüle etti. İşte facia burada başladı. Kadın büyük olup büyümüş bu arada. Bu algı yine tüm binaya yayıldı. Ben çaktım geçtim, aramız birden buz kesti benim çok iğrenç bir adam olduğumu söylemeye başladı. Kendisini bir türlü inandıramadım ve terk edildim. İlk ayrılık bu şekilde gerçekleşti. Abla dediğin kadının namert bir orospu olduğunu öğrenmiş oldun. Çok kötü bir durum. Ama kız da burada kalabalığın dedikodularına erkek arkadaşının sözünden daha çok itibar etmeyi tercih etmiş. Bu da büyük saygısızlık. Burada yapman gereken şey ayrılma sebebini saçma. Boktan bir sebepten olayı bu ilişkiyi çöpe atıyorsun. Ama madem öyle ayrılık kararı kabul ediyorum. Fikrini değiştirirsen beni ara deyip no contact uygulamaktı. Bakalım sen ne yaptın? Ayrılığın ardından kendisiyle iletişime geçmeye çalıştım. Durumu izah etsem de ikna edemedim. Bana değil o karıya inanıyordu. Ayrıldıktan sonra iletişime geçmeye çalışman büyük hata. Onu ikna etmeye çalıştıkça yalan söylediğine daha çok inandırmış olursun. Gerçekten doğruyu söylese bu kadar peşimden koşmazdı diye düşünürüm. Üstelik benimle görüşmezken dediklerimi manipüle eden kadınla kahve içmelere gidiyordu. Artık derdimi anlatmaktan vazgeçtim ve ayrılığı kabul ettim. Çok üzgün de olsan önüme bakıyordu. Yeni kızlar bulmaya çalışıyordum. Buldum da. Bunu duyunca yine kıskançlık krizleriyle birlikte bana geri döndü. Ancak ilişki artık çatırdamıştı. Halen zaman zaman bunu kendisine nasıl yaptığımı sorguluyor, benim kafamı ütülüyor ve ayrılık döneminde nasıl başka karılara gidebildiğimi söylüyordu. Toksik ilişkiye merhaba demiştim. Ama ben efendi çocuktum. Bu kız benim ruh ikizimdi. Pembe panjurlu evimizde bir ömür boyu mutlu yaşayacaktık. <laughs> Muhtaçlığım, kaybetme korkum, vanaytis durumum birçok şeyi alttan almama neden oluyordu. Gel zaman git zaman ikinci ayrılıkta gelmişti. Yine bırakan o olmuştu. Bu kez dört ay süren ayrılıkta resimde başka bir adam olduğunu öğrendim. Bu tarz durumlarda kadınlar siz başka erkeklere kaçıp gittiğiniz zaman closure aramak için sizin yanınıza geri geliyorlar, birlikte oluyorlar. Sonra siz tekrardan iyi çocuk moduna döndüğünüzde sizi ezdiğini düşünüp tekrar yine erkeğe yerinden kaçıyorlar. Uzatmadan o herifle takılıp yine bana döndü. Maalesef kabul ettim ve bir süre daha ilişkimiz devam etti. Ama artık çok sevdiğim prensesime başka deymişti Bunu içten içe azmedemesem de bir süre daha ilişkiye devam etti. Nitekim beklenen son geldi ve bir daha benim açımdan geri dönmemek üzere ayrılık yaşandı. Bu ilk ayrılıkta geriye almanı o kadar da büyük bir hata olarak görmedim mi? Sonuçta bir kompleye kurban gitmişsiniz ama geri aldığında kızın sana inanmadığı için güvenini kaybettiği ve eskiye dönmek için bir daha çabalaması gerektiği bir pozisyondan almalıydın. Muhtemelen sen tam aksini yaptın. Gitmesin diye korkup bir şeyler yapmalıyım yanılgısına düşerek erkekliği ayaklar altına aldın. Ve sen baştan oyunu oynayıp 8. Playboy modunda başladığın için ilişki esnasında bu pısırık sütçü halilerin ekstra dayanılmaz olur. Üstelik senden ayrılmış, başka adamın altına yatmış ve buna rağmen yine kabul etmişsin. Buraya hiç girmiyorum bile. Yani çünkü en azından ilişkiden ayaklarının üstünden çıkmayı başarmışsın. Bu ayrılığın ardından eski kız arkadaşım 2 ay sonra başka birini buldu. Herifle el ele, omuz omuza, neredeyse kucak kucağa pozlar paylaştı. Sosyal medyada ne kadar birbirimizi takip etmesek de ortak arkadaşlarım fotoğrafları bana gönderiyordu. Ardından benim midemi bulandıran olan yaşandı. Herifin lüks marka cipini alıp iş yerine gelmeye başladı. Üstelik cipi benim arabamın yerine park ediyordu. Kız adamın arabasını alıp geliyor değil mi? Ben bunu okurken ilk başta adam arabasını sevilen arabanın yanına park ediyor zannetmiştim ama. Kız adamın arabasını alıp senin arabanın yanına park ediyor herhalde. Direkt gözüne sokuyor. <laughs> çok kötü. Ee, bir insan daha nasıl kendini küçültebilirdi? İşte ilişki oyunla başladığın için e, hep böyle oyunla gidiyor. Kızı sen oyunla oynayarak elde ettin. O da seni tekrardan oyun oynayarak yeniden elde etmeye çalışıyor. Bu benim açımdan aslında çok iyi olmuştu. Gerçek yüzünü görüyor ve aslında kurtuldun oğlum diyordu. Kendime söz verdim. Gebersem de bu hatun asla geri çektim çünkü bu adamdan da ayrılacak ve bana gelecekti. Bunu adım gibi biliyordum. Evet burada da doğru düşünmüş. Ve kız kıyafet değiştirir gibi erkek değiştiriyor bu arada. Bu yaptığı hareket çok saçma. Bu aşamada kızı senin alfa durumun olduğundan şüpheleniyorum. Ama pısırık yanından değil. Başta oynadığın o oyuncu rolünü. Sözümü tuttum. Adamdan kısa zamanda ayrılıp beni yoklamaya başladı. Daha sonra bu kız yıllık izne çıktı. Ben de yurt dışı seyahati yapacaktım. Rotam İtalya olacaktı. Of İtalya güzel yerdir. İtalya biz birlikteyken bizim gitmeyi en çok hayal ettiğimiz yerdi. Acaba sen İtalya'ya bu yüzden gitmek istiyor olmayasın? <laughs> Benim İtalya'ya gideceğimi duyan kız benimle iletişime geçti ve beraber gitme teklifinde bulundu. Bunu yapacağını düşündüğün için biz İtalya'ya gitmeye karar verdin acaba? İtalya'da yeniden başlarız her şeyi unuturuz ve bu senin için bir fırsat olacak dedi. Lafa bak benim için bir fırsatmış. Kesinlikle kabul etmedim. Teklifine kahkahalar atarak cevap verdim. Bunun mümkün olmadığını plana kendisini dahil etmeyeceğimi söyledim. Evet çok iyi yapmışsın. Burada seni açıkça manipüle etmeye çalışmış. Hak ettiği cevabı vermişsindir diye tahmin ediyorum. Ardından haykırmaya başladı. Psikopatsın, narsistsin, ruh hastasısın, tedaviye ihtiyacım var, kalpsizsin, duygusuzsun, bire nefesin şeklinde. <laughs> Belki de kendi hastalıklarını bana yansıttı. Çünkü e, bu kız oyun seviyor. Onu nasıl elde ettiğini hatırlasana. Saf duygularınla yaklaştığında seni Fremzon'a attı. Tamam bu senin hatan ama kızı elde etme şeklin kızın yakın arkadaşına kayarak oldu. Aklı başında bir kızın bunun apaçık bir manipülasyon olduğunu düşünmesi lazım. Ve sırf arkadaşıyla görüşmenden dolayı bu senin friendzone'daki yerini güçlendirilmiş olması lazım. Ama bu kız elde edemeyeceği şeyleri istiyor. Karakterini sağ başlangıçta göstermiş aslında. Bu acıların patladığı kısım da tam olarak burası. Bu tarz oyunlar kız tablamak konusunda oldukça efektif ama kuruyla eşi birbirinden ayırmıyor. Sadece keyfinize bakıyorsanız bu o kadar önemli değil. Ama söz konusu ilişki olduğunda bu taktiklerle tavladığınız kızların çoğu ilişki materyali olmayan takılmalık kızlar oluyor. Neticede bu işi bitirmiştim. Ben İtalya'dayken hemen başka birini bulmuş. Şaşırdık mı? Klasik sarılma pozları paylaşılmış. Şu an 4 ayda bu adamla nişan yaptı. Of. <laughs> Adamı acıyayım mı yoksa salaklığına mı güleyim bilemedim. <laughs> Dört ayda nişan çok komikmiş bu arada. Muhtemelen bunları seni kıskandırmak için yapıyor. Adama cidden ben de acıdım. Ben ise şu an ne yapıyorum? Aynı iş yerinde devam ediyorum. Ben yoluma bakıyorum. Son aralıktan sonra takındığım tavrın ne kadar doğru olduğunu doğru olduğuyla övünüyorum. Evet bu arada övünmelisin ilişkiye dizlerin üzerine girip ayaklarının üzerinden çıkmışsın. Bu ilişki senin kırmızı hapı böyle damardan <laughs> karının içine almana sebep olmuş olmalı. Güzel olmuştur yani. Arkadaşlar siz, siz olun. Kırmızı hapı tanıyın ama en önemlisi içselleştirin. Evet. Bu çok önemli. Çoğu erkek kırmızı hapı tanıyor, biliyor. Ne anlattığının farkında ama içselleştirme meselesi çoğu erkeğin yapabildiği şeyler değil. Zaten bu yüzden vaka analizleri de ben önemsiyorum. Çünkü vaka analizleri size kırmızı hapın pratik hayatta nasıl olduğunu teker teker gösteriyor bütün. Matrix'in bütün datası gözünüzün önüne önüyor yani çok iyi o yüzden. Bu tarz vaka analizleri çok faydalı. Hayatınızı bu odağa göre yaşayın. Uzak durmanız gereken kriterleri de mutlaka görün. Evet, Mahmut abinin şu lafı, bence bu konuyla ilgili böyle altın harflerle evinizin duvarına kazımanız gereken bir şey. Kadınlarla başarı sadece kız tavlamakla olmaz. Tavlamamanız gereken kızdan uzak durmayı bilmek de olayın önemli bir parçasıdır. Aynen öyle. Evet bu çok öğretici bir hikayeydi. Bizimle paylaştığı için hikaye sahibine teşekkür ediyoruz. Başlangıçta sıçmışsın ama sonu en azından mutlu bir şekilde bitti. İlişkinin başında kırmızı hapı almaktı çok büyük ihtimalle seni kurtaran şey. Kırmızı hapın önemini bir kez daha görüyoruz bu hikayede. Bu edeman son dakikada fişten çekilmeseydi, şimdi bu kızla nişanlı olan o adam olabilirdi. Allah korusun. Evet arkadaşlar, bu bölümü dinlediğiniz için teşekkürler Bu sonuna geldik. Eğer bu bölümü beğendiyseniz, lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda düşüncelerinizi ve görüşlerinizi belirtmeyi ve bu tarz bölümlerin daha fazla insana ulaşabilmesi için bu bölümleri paylaşmayı unutmayın. Onun dışında benimle bu tarz vakalarınızı paylaşmak isterseniz ve benden birebir görüşme almak isterseniz artık burada bunu yapıyorum. Bunun linkini videonun altına bırakacağım. Ve şu an ekranda satış yaptığımız kitapların listesini görüyor olmalısınız. Henüz bu kitaplar daha yeni çıktı ama oldukça temel kitaplar. Özellikle Rollo Thomas'in The Rational Mail çevirileri her erkeğin mutlaka okuması gereken bir kitap. Kırmızı Apın Boşçu kitabı diyebilirim. Hatta Thomas'in demirden kanunlarını Türkiye'de tamamen kitaptaki her şeyi eksiksiz bir şekilde çeviren bir tek ben varım. Bu kitapları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Mağazanın linkini de aşağıya bırakacağım. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.